Ayla Canlı Su Burçak'la Mutfaktayı sunar. TV6 ekranlarından herkese sevgiler. Burçak'la Mutfak'ta yine birbirinden şahane konu ve konuklarla başlıyor. Haydi ekran başına. Denedik olmadı kaç kez daha. Sorarım Tanrı'ya niçin bana. Yazdım bu kalp sizi yalanına. İnanırsam eğer bir kez daha. Aşka engel olur bu yolun sonunu görmeden olmaz. Zerre gurur bünyende bulunur mu? Tartmadan olmaz. Kaç kere kazıdım adını kalbime. Sormasan saymaz. Başkaları gibi olamadın kimse beni. Sen gibi yorma. Sorarım Tanrı'ya niçin bana. Yazdım bu kalp sizi yanına. İnanırsam eğer bir kez daha. Isınamadan kalbine nefesimi nefesine. Katmaya lüzum yok. Sefa yolların ağlayın. Mersi ağlayın. Gözümde hiç ederim. Şarkıların gibi. Çok sağ olun Burçak'cığım. Nasıl gidiyor Maxi Single? Bu arada akademisyen, müzisyen, aktör ve yazar Cenk Yüksel. Konuğum. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok güzel gidiyor. Kendi firmamdan çıkarıyorum biliyorsun. İlk albümden sonra zaten bu hep böyle oldu. O yüzden meşakkatli bir yolculuk aslında. Kendi firmamdan, kendi çabalarımla sürekli bir şey yapmaya çalıştığım için. Ama tepkiler şahane. Yakında zaten Eylül ayında konserler tekrardan Eylül sonu ve Ekim'de konserler başlıyor. Haberi vermiş olalım burada. Tabii tabii. farklı projeler de var. Müzikaller vesaire bir sürü bir şeyler var.
üretmeden böyle duramıyorum sen yani. Sen üretmeden duramıyorsun. Bir yandan kitap, bir yandan sanat tarafında aynı evet. zamanda sergiler açarak evet. diyorum. Hem de bu sergiler sosyal sorumluluk içeriyor. Bu evet. anlamda da çok kıymetli. Edeni Yok Maxi Single şahane gidiyor bildiğim kadarıyla. Evet, süper gidiyor. Hatta klip çekmemiş olmamıza rağmen. Bravo. Yani lirik bir video ile yayınladık YouTube Purple and More kanalımızda ve ona rağmen çok çok güzel gidiyor. Daha önceden de biliyorsun bu tabii şeyin devamı. Bir film klip çekmiştik Breaker Dünya ve evet. Hadi Şansıma. Hadi Şansım. Orada zaten tepkiler şahaneydi. Onun evet. devamı olarak da insanlar merakla ne gelecek diye bekliyorlardı. Ama tabii ki bu sefer bunu kliplendiremedik çünkü bu ara geçiş bir single oldu. Sonrasında içinde slow'ları barındıran, can alıcı slow'ları barındıran ve yine çok güzel hareketli şarkıların oldu. Bu sefer bir albüm gelecek. O yüzden bir ara geçiş olarak Ederin Yok'u piyasaya sundum. Evet, o doğal akışında olan o klip şahaneydi. Tanıdık yüzler de vardı. Evet, evet. Çok güzeldi. Farah Yurtözü. Farah Yurtözü vardı. Zaten onlar çok yakın dostum olduğu için geldiler, evet, evet. oynadılar ve oyuncu çok güzel arkadaşlarım bir enerjisi vardı. Enerjisi vardı o masanın evet, klipte. Evet, gerçekten şahaneydiniz. Öyle. Zaten birazdan sevgili izleyenlerle Bire Kör Dünya'yı ve Hadi Şansımı buluşturacağız. Senden yine bir performans seve seve. İsteyeceğim. Cenk, ben seni yıllardır çok severek takip ediyorum. Şarkılarını gerçekten çok beğeniyorum. Çok yazı senin şarkılarına geçirdim. çok teşekkür diyebilirim. Ediyorum. Ne mutlu. Hatta İtalya'da bangır bangır çaldık. Yazı sana biliyorum, videosunu biliyorum. Atmıştı. Teklemiştiniz beni. evet, evet. Bugün şarkılarla tabii ki ara ara programımız renklenecek. Kutsal Dönüşüm, Nefes, Ses ve Hareket üzerine Cenk'in benim çok severek okuduğum bir kitabı var. Bu kitap üzerinden sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Nefes, ses ve hareket, bu üçleme, bunların arasındaki ilişkiyi bize biraz açabilir misin? Aslında bu ilişki tarihsel süreç içerisinde belli dini ritüellerde ve belli ritüellerde dini olmayan ya da işte şamanik olsun ya da İslamiyet, Musevilik vesaire bunların içerisinde hep barındırılan bir unsur ki birazdan hani Kubilay da konuk olacak, o da çok iyi bilir bunları. Çok evet. Özellikle buna kapattım. Çünkü gerçekten Kubilay, sevgili Kubilay Aktaş'la da bu konuların devamını konuşacağız. Ve açıkçası ben burada bir şey keşfettim. Senelerdir yapmış olduğum çalışmalara istinaden ve o çalışmaların sonucunda da aslında insanların üçüncü gözünü kendi iç bünyelerinde sadece nefesi kullanarak nasıl aktive ettiklerini keşfettim. Bu tamamen aslında bilimsel dayanağı olan bir kitap. Yani biliyorsun günümüzde kişisel gelişim üzerine yazılmış ama içi boş bir sürü dolu. Kitaplar var. Hani kimseyi kötülemek değil maksadım ama maalesef ki var böyle şeyler. O yüzden bu tamamen benim müzisyen olmam, ses ve nefesle ve frekanslarla çok ilgili olmam mesleğimden dolayı. Ve devamında da aslında bilimsel olarak bildiğim şeyleri kişisel gelişim ve spiritüel süreçlerle birleştirdiğim zaman aslında tarihsel süreç içerisinde yatan, gizlenmiş, belki birilerinin keşfettiği ama bugüne kadar dile getiremediği, ya ömürlerinin vefa etmediği ya da dile getirmekten çekindikleri bir konuyu dile getirmek istedim. Çünkü bilirsin işte şaman session'larında insanlar ayahuasca kullanarak işte üçüncü gözü aktive etmeye çalışırlar ya da işte mevlevilikte keza bununla alakalı çalışmalar, ritüeller vardır. Hiç bunlara gerek kalmadan, yabancı bir uyarıcı söz konusu olmadan kendi nefesinle aslında nefesi, sesi ve hareketi kullanarak aslında bir nevi zikir gerçekleştirerek kendi içinde yaşadığım bir zikirle üçüncü gözü aktive edebileceğin sonucuna ulaştım. Bu kitap aslında bunu anlatıyor son noktada. Tabii sen bunu deneyimledin o zaman kendi. Deneyimledikten sonra zaten. Ben bunu deneyimledim çünkü bir nefes uzmanı olarak bir nefes uzmanının eğitimine davetliyken açıkçası yaşadığım bir trans hali neticesinde kişiye sorduğumda, nefes uzmanına sorduğumda yaşadığım şey ne, tam olarak neydi dediğimde bunun bir cevabını alamadım. Çünkü insanlar birbirlerine el vermek kaydıyla nasıl nefes almamız gerektiğini belki öğretiyorlar ama nefes çok doğru kullanılması gereken bir şey ama aynı zamanda saatli bir bomba. Çünkü farklı hastalıklara, farklı ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara farklı nefeslerin kullanılması gerekiyor. Ve dolayısıyla belli bir noktada işte sizin blokajlarınızı açığa çıkarabiliyor. Belli hastalıkları tekrardan ya da hiç olmayan rahatsızlıkları bilinçaltına ettiğiniz şeyleri ortaya çıkarıp ya da nüksettirebiliyor. Dolayısıyla benim muhatap olduğum kişi de tam olarak bunun karşılığının ne olduğunu bilmiyordu. Ve dolayısıyla ben o süreçten sonra belki de bana tanınmış en büyük şans tabii ki de müzisyen olmak ve ses frekansla ilgileniyor olmaktı. Ve aynı zamanda tabii konservatuar eğitimi aldığım için dansla da ilgileniyor olmaktı. Hep birbirini besleyen
Tamamen birbirini besleyen şeyler ve kitabın içinde de anlattığım konuya istinaden, yani bakarsan mitolojik tanrı kavramlarına zaten sürekli bir müzikle, dansla ve enstrümanla hep anlatılır. Dolayısıyla bunlar bir tesadüf müdür? Hayır, tesadüf değildir. Bunların bu şekilde aktarılmasının bir sebebi var. O sebep de tamamen Nefes, Ses, Hareket ve Kutsal Dönüşüm kitabında detaylı olarak yazıyor. Evet. Peki gün içinde de doğru nefes almayı bilmiyoruz biz galiba. Nefes nasıl alınır? Şimdi ben açıkçası kurumsal eğitimlerde veren biri olarak ilk eğitimlere başladığım zaman diyafram nefesi kullanmayı biliyor musunuz diye bir soruyla sanıyorum başlıyorum. Sanıyorum bu bebeklerin doğal olarak karından alıp verdiği. Evet, evet, tam olarak o. Ama tabii insanlar bunu sonradan öğrenilen bir nefes olarak adlettikleri için ya da daha önceden diyafram nefesi öğrenmiş miydiniz dediğimde işte şurada öğrendim, burada öğrendim ya da hayır hiç kullanmadım diyenler var. Ama onları bu söylemim karşısında bir sürpriz bekliyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren diyafram nefesi alıyoruz. Çocuklarınızın gelişim sürecine ya da tanıdığınız bir bebeğin gelişim sürecine baktığınız zaman nasıl karnı şişer iner. Bu yatar pozisyonda bizim başka bir nefesi kullanamamamızla alakalıdır. Bebekler de doğduğu andan itibaren yatar pozisyonda olduğu için geliştirdikleri nefes diyafram nefesidir. Ta ki ayağa kalkıp aile, sosyal çevre ve belli blokajlarla alakalı o nefesin şekli değişene kadar. Tutuk tutuk nefes alıyoruz değil mi? Hayat tutuk şartları. Tutuk alıyoruz. Göğsümüzden, daha doğrusu göğüs nefesi dediğimiz omuzların ve göğsün oynadığı, ciğerleri full performans değil de daha kısıtlı olarak kullandığımız bir nefes tarzına dönüşüyor bu. Dolayısıyla burada maksat aslında diyafram destekli. Diyafram nefesi diyorlar ama asıl söylenmesi gereken şey diyafram destekli nefes. Çünkü diyafram bir organ değil. Evet. Diyafram bir kas. Akciğerle kas karışımı. İnip kalkan. Aynen. Vücudumuzda kubbe biçiminde bulunan, nefes aldığımızda aşağı eğimli hareketi olup nefes verdiğimizde tekrardan eski formuna ulaşan bir kas. Kas kiriş karışımı bir şey ama kas yoğunluğu olduğu için kas olarak nitelendirmek daha doğru olur. Dolayısıyla maksat aslında bizim naturamızda olan şeye geri dönmek. Yani doğduğumuz andan itibaren aldığımız nefese geri dönmek. Biz de özellikle nefes eğitimlerinde ilk etapta bunu insanlara anlatıyoruz. Hı hı. Çünkü bunun hani spiritüel kişisel gelişimle alakalı herhangi bir şeyi yok. Bu alman gereken nefes. Evet. Olması gereken nefes ve seni sağlık anlamında da hayata otorize etmekle alakalı kullanman gereken nefes. Ya ben hep söylüyorum, kaliteli bir su ve kaliteli bir nefes gerçekten canlılık, gençlik için, gerçekten sağlık için çok önemli. İkimiz de ne güzel konular yapmışız. Evet, sen evet, suyu aynen. Ben nefesi olmazsa olmaz. Su ve nefes olmaz, olmadan aynen. Gerçekten olmazsa olmaz. Sevgili Kubilay Aktaş senden sonra yanımda olacak. Ona da söyleyeceğim ve hep vurgular, doğru nefes almak kadar doğru nefes vermek de çok önemli bir şey değil mi? Biz nefesimizi aslında tam veremiyoruz da. Bu konu hakkında ne dersin? Yani hatta o karbondioksidi... Kubilay'ın bir sözü var bununla alakalı, hatırladım. Hazır. Onu da söyleyeyim. Evet. Nefesini bilen Rabbini bilir. Evet. Doğru mu? Evet, evet. Doğru. Çok kıymetli bir sözdür benim için. Evet. O yüzden yani bu anlamda gerçekten bununla alakalı aydınlanmanın ben çok geniş kitlelere ulaşması için elimden geleni açıkçası kitabımla, işte sempozyumlarla, söyleşilerle, imza günleriyle yapmaya çalışıyorum. Hatta buradan da biliyorsun imza gününe gideceğim birazdan. Evet, evet. Sarıyer'de imza günü var. Bugün Cenk'in. 10. Uluslararası Edebiyat Günleri Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği. Çok güzel bir imza günüydü. Ben sen de dün oradaydın. Evet. Gerçekten, çok teşekkürler bu arada. Rica ederim. Afiyet olsun, şifa olsun. Gerçekten çok kaliteli bir iş çıkarmış sevgili belediye başkanımız. O yüzden buradan da tekrar Sarıyer Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir organizasyondu. Peki, ses frekansının insan bedenine ve ruhuna etkilerini konuşursak, frekans üzerine ben de son zamanlarda bir fizikçi olarak Cenk çalışıyorum. Tabii ki sesin bir frekansı var. Biz 20 ile 20 bin Hz arasını duyuyoruz. Bu seslerin 20'nin altı işte infrasonik, üstü ultrasonik sesler. Ve bu seslerin, aynı zamanda birazdan gireceğiz, musikideki makamların insanın ruhuna, fizyolojisine gerçekten etkileri var. Ne diyor Nikola Tesla? Her şey bir frekanstır. Yani evreni frekans, anlamak istiyorsanız frekans. Evet, frekans madde ve enerji üzerinde durun der. Sen ne düşünüyorsun frekanslarla ilgili? İnsanın ruhunu, ruh sağlığını bozan, iyi gelen frekanslar var. Genel olarak ne demek istersin? Yani hayatın kendisi bir frekans. Yani hepimizin bir titreşimi var. Yani burada gördüğün her şeyin bir titreşimi var. Mesela bitkilerin içinde bitkilerin gül frekansı. Bitkilerin gül değil mi? Gülün frekansı en yüksek olanlardan biri. Kokusuna. Kokusu bile insanı muhteşem, kendisi gerçekten. Kendine getiriyor. Ve dolayısıyla bizim sonuçta hayatı bu bedenle, yani adına beden dediğimiz astronot kıyafeti olarak nitelendirirsek, bunu bu şekilde
tecrübe ettiğimiz için sanki hayat bu üç boyutlu dünya düzeninden ibaretmiş gibi zannediyoruz ama hayır, hayır değil. Tamamen bir dalga boyutu ve dolayısıyla aslına bakarsan işte bu fizik ötesi boyuta geçtiğimiz zaman, meta boyutuna geçtiğimiz zaman kendimizi dalga boyutunda görüyoruz. Titreşim olarak algılayabiliyoruz. Evet, evet. Hatta kesintisiz titreşimlerden ibaretiz hatta. Kesinlikle ve bu kitapta anlattığım özellikle session'da bunu inşallah bir gün beraber yaparız bunu, deneyimleriz. Çok, çok isterim. Tamamen titreşimden ibaret olduğunu hayatın o kadar derinlemesine tecrübe ettiğin bir deneyim hali ki o. Şaşırtıcı ve tabii ki de ilk etapta korkutucu da bir yandan. Tabii ki korkmaz çünkü insan. Hiç alışmadığın ve var olduğuna inanmadığın ya da bugüne kadar sana var olmadığını iddia ettikleri bir takım şeylerle karşılaşıyorsun. Dolayısıyla hayatın bilinmez yönleri hala çok çok fazla. Milyon tane bilinmezi var şu anda. Ve dolayısıyla titreşim de bunlardan biri, frekans da bunlardan biri. Senin de söylediğin gibi bize iyi gelen ya da bizim gerçekten bütün bedensel fonksiyonlarımıza zarar veren belli frekanslar var. Ki bunlardan biri de aslında hani insanların yani şu anda hali hazırda müzikte, radyoda, televizyonda kullandığı 440 ile 444 arasındaki frekans aralığı ki bu frekans aslında bakılırsa bu ölçümlemelerden, bu benim söylediğim bir şey değil, bilimsel tabii. ölçümlemelerden dolayı söylüyorum. İnsan doğasında tamamen zıt frekanslar. Yani aslında insanın yok etme, kendini yok etme, etrafını yok etme, stres, savaş vesaire gibi güdülerini aslında duygu durumlarını daha doğrusu güdüleyici bir yönü var olduğu söyleniyor. Hatta bunun tarihsel sürecine bakıldığında işte dünya genelinde Uluslararası Standartlar Enstitüsü tarafından bunun otorize edildiği bütün dünyaya. Bunun ilk etapta Almanya tarafından aslında karşılık bulduğu, kabul etmediği ve daha sonradan dünya düzeni içerisinde bunun kabul edilmek zorunda bırakıldığı gibi bir takım kaynaklarda yazan bilgiler var. Evet, 25. kare gibi özellikle bazı müziklerin altına telkin olarak veriliyor bu frekanslar. Tabii ki de. Yani her şeyde aslında yani bugün dinlediğimiz yani şu yayını yaparken gönderdiğimiz insanların evlerine televizyondan gönderdiğimiz frekansın içinde bile var. Aslına bakarsanız işte normalde insanın kendi entonasyonuyla kendi yarattığı ses kendisine şifa ve karşısındakine şifa iken maalesef ki bu ekranlardan bizim sesimiz şu anda senin beni duyduğun şeklinde gitmediği için başka bir frekansla insanlara ulaşıyor. Gönül ister bu konuda bir aydınlanma gerçekleşsin ama bilinçli müzisyenler, spiritüel konulara, metafizik konulara ilgi duyan müzisyenler enstrümanlarının frekanslarını değiştirdiğini biliyorum şu anda. Ya işte evet. işi bilen evet. en azından bunu evet. önemini alabiliyor. O zaman benim birden canım böyle doğru frekansla güzel enerjili bir parça daha istedim? Bir parça daha istedim senden. Seve seve. Ben çok seviyorum Brekör Dünya'yı. Bize şöyle çok kısa. Canlı mı söyleyeyim? Evet çok sevinirim. Tamam. Seve seve. Brekör Dünya. Yanalım bırakalım aşkına, yaralarıma, acılarıma. Dokunmaz oldun, döndürdün şaşkına, brekör dünya. Yanalım bırakalım aşkına, bağladığım karalarıma. Sebebim oldun, olsun helal sana, ah etme yar. Halim mi var bu intizar? Savurur küllerine kadar, ah etme yar. Halim mi var bu intizar? Savurur küllerine kadar. Ay şahane edecek ya. Bütün... Bu bana sürpriz oldu tabii, bekliyorum. Evet sürpriz oldu vallahi, bana da sürpriz oldu. Birden böyle içimden geldi. İyi oldu. Bir de inşallah hadi şansımı böyle stüdyoda bangır bangır dinleriz programın sonlarına doğru. Seve, ama nasıl seve. Ruhuma iyi geldi biliyor musun? Acayip güzel bir sesin var maşallah. Çok Allah teşekkür vergisi ediyorum. Ve tabii ki eğitilmiş de aynı zamanda. Şöyle o konuda şunu söylemek isterim. Hatta geçen sene Aslı Şafak'ın programında da aynı şeyi söylemiştim. Eğitilmiş bir ses, doğru rezone edilmiş bir ses aslında kişinin kendisine de şifa getiren, karşı tarafa da şifa getiren. Yani şarkı söylemek dediğin şey herkesin, kulağı olan herkesin yapabileceği bir şey. Ama neden biz eğitim alıp şarkı söylemeyi özellikle tavsiye ediyoruz? Herkes konservatuvar mezunu olmak zorunda değil. Ama şarkıcılık mesleğini seçmiş herkes
doğru rezonansı, doğru fonasyonu sağlamak zorunda. Çünkü doğru fonasyonun karşı tarafa bir şifa ve iyileştirme etkisi var. Evet. Ve biz aslında ben şu anda sesimle sana frekans gönderiyorum. Düşünsene ne kadar mucizevi yaratıklarız ki adına konuşmak ve iletişim dediğimiz şey şekillendirilmiş havayı senin kulağına gönderiyorum. Kulağın aracılığıyla beyne gidiyor ve beynin bunu anlamlı bir bütün haline getiriyor. Evet. Muhteşem bir şey aslında bu yani. Muhteşem bir dizayn, muhteşem bir tasarım. Gerçekten öyle. Ama farkında değiliz kendimizin. Farkında değiliz. Ben de buna hayran kalıyorum. Ve sen kitabında aynı zamanda makamların yine insan ruhuna, mizacına ve aynı zamanda sağlık olarak nasıl etki ettiğini yazmışsın. Bu da çok güzeldi. Mesela Ras makamı havale ve felç rahatsızlığına, Irak makamı sert mizaçların gevşemesi için uygun bir makam. Ben de bir araştırma yapmıştım. Burçlar ve makamlar arasındaki ilişki. Hı-hı. Mesela bana Irak makamı iyi geliyor bir boğa olarak. Aslında ülke olarak Irak makamı dinlememiz lazım herhalde. Aynen, gevşememiz lazım yani genel olarak. Aynen, sürekli bangır bangır ana akım kanallarda Irak makamı çalmalı. Yani, bunlarla ilgili son olarak makamlarla ilgili bize biraz bir şeyler, bilgiler verirsen. Bu Osmanlı dönemi medreselerde ve bununla alakalı ruhsal rahatsızlıkların iyileştirilmesine yönelik merkezlerin olduğu ve hala Edirne'de sağlık müzesi var. Sağlık müzesi var ve Edirne'de başka yerlerde bununla alakalı Osmanlı döneminden kalmış merkezler var. Ve su sesiyle tedaviler evet, de var. Evet. Ki şamanizmde de mesela suyla tedavi vardır. Aslında Türklerin hani eski dini şamanizm olduğu için aslında oradan geçmiş bir takım şeyler de var. Ritüeller de var. Bir de geçen okudum Cenk, sözünü kestim. Bir insana kendi kültürüne ait müzikler iyi gelirmiş, biliyor musun? Bunu çok da doğru. Yeni öğrendim. Çok bak doğru. Dedin çok hani doğru. Şamanizmden hani bize iyi geldiğini oradan da anlayabiliriz. Aslında şöyle yani kendi kültürüne ait müzikler derken mesela şu anda işte hani Türk kültürünü düşündüğümüzde aslında bir Arap etkisi var. Arabesk müzikle beraber o makamların çeşitliliğinin artması vesaire bir Arap etkisi de var ama bir Yunan etkisi de var baktığın zaman. Doğru. Bugün hatta bununla alakalı story'imde bir şey paylaştım. Çünkü aslında normalde Yunan müziği de makam müziği ve Türklerin İstanbul'u fethetmesinden sonra bir Yunan etkisi çok yoğun bir şekilde. Yunan makam müziği etkisi çok yoğun şekilde var ama Osmanlı döneminde dediğim gibi medreselerde ve özellikle bununla alakalı açılan merkezlerde belli ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde deneyler yapıla yapıla bulunmuş ve gerçekten o dönem için iyi geldiğine dair müspet sonuçların alındığı bir şey bu. Bilimsel karşılığı olan bir şey. Ve dolayısıyla aslında bugün de bununla alakalı, bunun da içinde bulunduğu müzik terapi gibi bir alan doğdu. Ki evet. bu benim konservatuvarda okuduğum dönemde seneler öncesinde ilgilendiğim bir konuydu. Çünkü müzikle tedavi edilebilir mi? Evet, edilebilir. Çünkü müzik dediğin şey bir frekans. Aslında frekansla tedavi ediyorsun. Evet, kürelerin müziği de yine Kubilay hocamızın zaten birazdan stüdyomuzda olacak. Müzik çok kıymetli. Ne de peki, güzel anlatır o şimdi. Evet, evet, evet. Siz de zaten çok yakın arkadaşsınız biliyorum. Evet. Peki, Cenk Yüksel'in en sevdiği makam ne? Ve bu makamdan bize şöyle kısa bir Türk sanat müziği eseri seslendirirse programımızı bu şekilde kapatmış olalım. Ben Kürdili Cazkar çok seviyorum. Ben de. Açıkçası Muhayyer Kürdi çok seviyorum. Yani o zaten çok benzer makamlar. Şey ne Cenk? Bu akşam bütün meyhan. Muhayyer olabilir. Çok onu severim bu makamı. Şey yapamadım şu anda devamını çıkaramadım ama olabilir. Neydi? Kubilay hocama soralım. Bizi izliyorsa. Ben şey söyleyeyim. Yakında da Yeşilçam müzikalini tekrardan hayata sokacağımız için. Çünkü bir aksaklıklar oldu. İptal etmek zorunda kaldık. Sezonun sonu gelmişti. Bir boş çerçeve, Muhayyer Kürdi söyleyeyim o zaman. Çok mutlu olurum, çok mutlu olurum. İyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bırakma ellerimi, bırakma yalnız beni, son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini, son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini. Artık bülbül ötmüyor, gül dolu pencerede, yalnız hatıran kaldı, boş kalan çerçevede.
Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Hem gönlümüzü hem kulağımızı hem gözümüzü şenlendirdin. İyi ki davet ettin. Tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi ki varsın. Evet, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Ayla Canlısu'nun sunduğu Burçak'la Mutfak'ta devam edecek. Ayla Canlısu'nun sunduğu Burçak'la Mutfak'ta devam ediyor. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Yanımda yine çok kıymetli bir isim. Kadim Bilgelik Akademisi kurucusu ve aynı zamanda yazar ve hepinizin eminim çok yakından tanıdığı, aşina olduğu bir isim. Sevgili Kubilay Aktaş var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok güzel oldu. Hocam çok kulağınızı çınlattık bir önceki evet, bölümde. Evet, evet. Az önce dinledim. Evet. Ben de yani katılmamak için zor tuttum kendimi. Zor tuttunuz kendinizi. Çünkü Cenk çok özel bir isim. Evet. Ben... İki isim, biri Hayri Küçükdeniz vardı. O bir Kubilay dediği zaman o rezonanstan bahsettiniz ya. Ses böyle dönerdi, nereden geliyor onu yakalamaya çalışırdım. Bir defa da Cenk'e dedim, ne olur dedim bana şu şan biraz, tamam dedi, geliyorum dedi. Piyano var mı? Var dedim. Ya geldi, piyanoya bir bastı. Yani kulak tamam, yani ses kulaktan girdi ama nereden çıktı inan bilmiyorum. O böyle bütün vücudu dolandı. Bütün vücudum böyle hallaç pamuğu gibi dağıldı. Sonra tekrardan toplandı. Doğru yani, o sesin üçüncü göze etkisi. Yani hocam daha... frekansları konuştuk Cenk'le de. Evet, evet. Zaten kamera arkasındaydın, bizi dinledin. Evet. Senle de tabii ki konuşacak. Frekanslara dair çok konu var. Seninle hocam konuşacak çok çok fazla konu var. Ama konulara girmeden sana ne bitki çayı yapayım, ne istersin? Sana bir canlı suyla bitki çayı yapacağım. İstersen sen gül seversin. Tamam, gül var, ıhlamur var. İlk gül dedin, tamam. Tamam. Gülün frekansı da bitkilerin arasında en yüksek frekans değil. Evet. Şimdi frekans deyince sadece ses değil, her şey frekans. Renkler, bitkiler. Her şeyi zikreder diyor. Titreşim. Zikirde bir hatırlama var, bir tekrar var. Malum. Sayılarla oluşturulmuş, tekrarlarla oluşturulmuş bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Yani atomların titreşimi, malzeme, yapı taşı aynı ama hepsi farklı. Yani bu hakikaten dün sizin konularla ilgili şey yaptım da, yani şu su gerçekten insan üzerine düşünse, hani bilim açıklıyor diyor ki su H2O'dur filan. Yani su H2O mu? Yani gerçekten biri yanıcı, biri patlayıcı, yakıcı. Evet. Ve ikisi bir araya geliyor. Söndürücü oluyor. Yani... Bu çok normal bir olaymış gibi. Geliyor bize. Yani taştan bir tuğladan ev yapıyorsunuz. Ev bir anda manyetizmaya dönüşüyor. Üç boyutlu sana evrenin bilgilerini veren bir ev oluyor. Ve diyorsun ki böyle şeyler olabilir. Böyle şeyler olamaz. Evet. Hocam, olmaması lazım. Biz normalde olmaması olmaması lazım. Lazım. Biz normalde hocam bir şeyleri sürekli gördüğümüzde hastalığımız bu. Bir şeyler sürekli etrafımızda olunca sıradanlaştırıyoruz. Ben hep şu örneği veririm. Bugün sevgili hocamla süremiz biraz daha uzun diğer konuklarımıza göre, o yüzden rahat rahat konuşuyorum ben de. Derim ki yani seni yaratan bir yaratıcı, bir Rabbine inanıyorsun, bütün bu kainat tüm hassas dengeleriyle yaratmış, sana kıymet vermiş, kendi ruhundan üflemiş, kendisi eksilmeden. Sonra sana hitap ediyor, sana bir mektup yolluyor, sana özel. Bu mektubu hayatın boyunca ulaşmak için ne yaparsın o mektubu? O mektup elimizde her an Kur'an-ı Kerim ama işte elimizde ya, sıradanlaştırıyoruz. Şöyle bir şey de deniyor ya Burçak, yani diyor ya, işte, ya bunlar bilimsel şeyler, niye Tanrı'ya, niye Allah'a bir şeye bağlıyorsunuz ki? Bakın biz bunları açıklıyoruz. Bilimin yaptığı o kadar sinsi bir, tam aslında deccal demek yanıltan demek. Sinsi deccal yanıltıyor. Yani orada sizi sebeplere boğarak sanki olayı açıklamış gibi oluyor. Bir şeyler anlattıkça... Sebep dairesinden çıkamıyoruz sanki. Çıkamıyor. Yani... Ya bir damla suyun bu insan haline gelmesini sen tasvir edebilirsin, resmedebilirsin, olayı anlatabilirsin ama bu olayı açıklamak değil. Evet, evet. Yani biz bunun büyüsünden çıktığımız anda varlığa yeniden bakabiliriz. Hocam size çok güzel bir örnek verirsiniz bu noktada. Bir müzik dinlerken evet sanatçı orada hangi notaya basmış, hangi notalar birbirini takip ediyor böyle bilimsel bir şekilde anlatırsınız ama o müzikten aldığınız tatminiyet farklı bir şey değil tabii mi? Ki. Tabii ki. Orada dans etmek değil mi o dönüşüm müzikte? Dönüşüm başka bir şey. Orada bir iksir var. Bir sihir var. Yani şapkadan tavşanın çıkması gibi bir olay var. Yani suyun olması imkansız. Normalde sizin burada olmanız imkansız. Benim burada olmam imkansız. Ve biz bunlara lakırtı 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 bir şeyler söylüyoruz. Diyoruz ki işte şunun sebebi budur, bunun sebebi budur. Ama bu sebeplerin kendisi bu kudrette değil ki. Bu sebeplerin içinde bir ilim yok, bir irade yok, bir kudret yok.
imkansız olan nasıl imkan dairesine giriyor ve insan nasıl hayret etmiyor, ben hayret ediyorum. Buna hayret ediyorum. Aynen. Yani böylesi, az önce işte ya saksıdan bakıyorsun, şu gül yani topraktan bir tohumdan ibaret. İşte ayet hep diyor ya, gökten suyu siz mi indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Her seferinde koklamadan geçemiyorum hocam, nasıl güzel bir... Yani hayal bile edemezdik bunu. Ya koklamak, şunun evet, kokusunu alabilmek bile. Kesinlikle. Aslında beynin bir yorumu. Yani görmek, işitmek, koklamak, bunlar aslında hepsi beyne elektrik ya, sinyaliyle ya, gidiyor. Ya. Beyin bunu yorumluyor. Ya. Yani bu aradaki şeyleri, böyle bir hassas dengeleri, o reaksiyonu falan bir düşürse insan inceden... Kesinlikle. Eğer... Yani Muhittin Arabi'nin söylediği, hani tevhide bağlanmayan bilgi bilgi demeye bile layık değildir. Çok güzel. Eğer biz bu yapı taşlarının bu sonucu veremeyeceğini, yapı taşlarının yani hidrojenin, oksijenin, tutun atomların, yani elektronun, işte elektrona kadar indi bilim. Elektron şu anda resmen şey yapıyor, onlar bir tuzak kurdu. Allah da onlara bir tuzak kurdu. Nanik evet, yapıyor yani. Evet evet hocam, hani... elektron da geçti kuarklara, takyonlara, hepsini işte miyonlara kadar. Şimdi hepsi bilime kapalı. Bilim sadece tasvir ediyor. Açıklayabiliyor mu? Yok. Peki neden Allah'a bağlamıyorsun? Neden yani? Bu kadar zor mu? Ben şunu fark ediyorum. Dikkat ediyorum. Bu kadar mucize karşısında, bu kadar hakikat karşısında ve bu kadar aciziz. Ya biz neyimizi yapabiliyoruz ya? Yiyoruz, buradan aşağısına karışmıyoruz. Duymayı biz mi gerçekleştiriyoruz? Gözmeyi, görmeyi biz mi gerçekleştiriyoruz? Konuşmayı biz mi gerçekleştiriyoruz? Pandemide görmedik mi? Gözümüzle bile görmediğimiz şey... Bana Allah rızası için ne gücümüz var, ne olur? Sıfır. Hiç, hiç. Buna rağmen biz hala sanki bir şeyleri açıklamış gibi, yani oraya bağlarsak sanki olaylar sıkıntıya girecekmiş gibi ve Allah defalarca soruyor, bakmaz mısınız, görmez misiniz, akletmez misiniz, gökten suyu siz mi indiriyordunuz, yoksa bir damla değil, suydunuz, sizi ne hale getirdik, bunu yapan onu yapamaz mı, ahiret gelir mi filan, ya bunu yapan onu yapamaz mı, sanki burada olmamız çok normal de ahiretin gelmesi normal değil, yani anormal bir şey. Öldükten böyle bir şey olmaz ya. Öldükten sonra o kemikleri tekrar siz mi birleştireceksiniz, biz mi birleştireceğiz? Yani gerçekten insan bu kendini kandırma ve hipnoz ve boğulmuşluğun, sebeplere, malumata boğulmuşluğun içinden bir çıkıp sıfır noktadan bakabilirse, işte o zaman ne zaman oluyor? Ya bir kaza geçiriyor, ya bir şey oluyor, başına bir şey geliyor, bir dank ediyor. Ondan sonra bir farkındalık oluşabiliyor. Allah onları göstermesin. Amin. Yani koronayla bunu birazcık yaşadık, başka şeyle yaşadık, başka şeyle yaşadık. Bu varlığın esprisi akledebilmek. Akledebilmenin manası da yaratıcıyı görmek. Sebeplerin ardındaki o kudreti, ilmi, iradeyi göremiyorsak biz yalancıyızdır. Evet. Biz hainizdir. Tam yani bu noktada Kubilay Hocam, Kur'an-ı Kerim'de yine ayetlerde, pek çok ayette geçer. Onların gözleri kulakları görmez, vardır, kulakları işitmez, sağırdırlar, dilsizdirler, kalpleri evet, mühürlenmiştir. Evet, evet. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Burada siz de daha önce de yine bunu konuşmuş, değerlendirmiştik. Kalplerin mühürlenmesi aslında şöyle algılıyorum ben, siz ne demek istersiniz? Yani Allah'ın dışarıdan bir müdahaleyle mühürlediği değil de insan önce kendisini dediğiniz gibi kapatıyor, görmüyor. Yani biz bu mucizeleri şu an işte zerresini konuştuk. Onları görmemek. Yani bir de o, yani Allah niye kalpleri mühürlesin ki yani? Derdi ne yani? Bizle bir derdi mi var? Rahatsız, haşa yani, öyle bir şey. Ya diyor ki sana, ben diyor böyle bir sistem kurdum. Böyle bir sistem var. Ve bu sistem içerisinde bunu yersen, bunu içersen, böyle düşünürsen, böyle beslenirsen kanser olursun diyor. Evet. Yani kalp mühürlenmesi senin artık duyarlılığının, hassasiyetinin, artık imana girme melekeni kaybetmenin kendisi kalp mühürlenmesidir. Çok benim kalbim mühürlendi mi, mühürlenmedi mi? Sahabi döneminde müşriklerin safında, putperestlerin safında olup daha sonradan iman dairesine geçenler var. Bence Allah'ın her şeyi bilmesiyle biz ilgilenmeyelim. Ebu Sufyan. Evet. Yani biz Allah'ın her şeyi bilmesiyle ilgilenmeyelim. Biz ne yaptığımızla ilgilenelim. Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi yapar da biz ne yapıyoruz, bunun sorgusunda olmamız lazım. Bu noktada ateist arkeologları hiç anlamlandıramam ben. Yani evet, saygı duyarım ama anlamlandıramam. Şöyle ki
Şimdi bu dünyanın, bu kainatın, bu hassas dengelerin ateistler hani kendi kendine oluşturduğu tesadüf bir yaratıcıya... Tesadüf ve sebepler. Yani bir yaratıcıya yani ihtiyaç olmaması doğal sürecinde, öyle oluyor. Kendi kendine. Reaksiyon şimdi, yani. Evet, ben de burada şuna şaşırırım. Arkeologlar toprak altında yine ham maddesi toprak olan el yapımı bir testi bulduklarında... O zaman neden bu testi toprak altında kendi kendine oluşmuştur deyip, niye ona bir şey... Onun bilimsel sebepleri var Burçak Hanım, siz bilmiyorsunuz, yani, onlar biliyor. Şimdi hocam çok enteresan değil mi? Toprak altında kendinden oluşma, ham maddesi çünkü toprak. Bir testi bulduklarında bu bir insan yapımı deyip şeyine bakıyorlar, tarihçesine bakıyorlar. Orada kendi kendine oluşmuş olabilir, niye ona öyle bir anlam ithaf ediyorsun? İşte bu bir mucize. Böyle bir inkar bir mucize. Küfür içinde imanı bulduk diyor. Gerçekten insanın örtebilmesi de enteresan bir şey. Hocamızın birçok kitabı var ama bunlar şu an elimdekiler benim okuduklarım. Kürelerin Müziği, Celcelütiye. Evet. Ve biraz önce kulaklarını çınlatmıştık. Bu kitap aslında yanımdaydı o esnada ama bulamadım. Nefsini bilen Rabbini bilir ve aynı zamanda hayalin mucizesi. Bu 3-4 gün önce hocam elime geçmişti. Yine yarıladım. Hepsinde çok kıymetli bilgiler var. Ben hemen size şu ana kadarki sohbetimiz akışta gerçekleşti. Hazırladığım sorulardan da birkaç tane yöneltmek istiyorum. Sizin özellikle biraz da böyle uygulamalı olsun istiyorum sevgili izleyenlere. Hayalin Mucizesi kitabınızda çok güzel uygulamalar var. Bu uygulamalardan bazılarını not aldım ben. Mesela huzura davet uygulaması. Çok ihtiyacımızın olduğu bir süreçteyiz. Belki bunu pratik olarak bize göstermek istersiniz. Rızık bolluk için yine bir uygulama var kitapta. Benim yine çok dikkatimi çekti. İlgi duyulacağını düşünüyorum. Ve sağlıklı uyku için kabz ve bast uygulaması var. Evet. Bunlardan hocam bize anlatacağınız, göstermek istediğiniz birkaç pratik bir şey varsa çok sevinirim. Tabii, hangisini istersiniz? Yani şöyle, bu kitabın yazılma amacı şu. Üç temel merkezimiz var: beden, düşünce, duygu. Bunların saltımı ile ilgili. Mesela bedenin saltımı dansladır, hareketledir. Düşüncelerin saltımı ise dağılmış olan düşünceleri bir tevhide, kıbleye, ilkeye getirmekle ilgilidir. Bu da duygu saltımıyla ilgili imajinasyonlar var bu kitabın içinde, 60'a yakın. Evet. Onların hepsinin amacı, bilinçaltında belli hikayeler vardır. O hikayeler kendi örüntülerini ve yolculuğunu oluşturur, serbest bırakırsanız. O hikayelere biz ayrı hikayeler yazarak, bilinçli hikayeler yazarak onun frekansını değiştirme derken şunu demek istiyorum: algısını ve yorumunu değiştirme. Mesela bir şey anlatacağım. Bir gün tabii, yani böyle şeytanın... Çayımız oldu bu arada. Yani şimdi diyor ki mesela, vesvese geldi, ne taraftan geldi, nasıl geldi yani, hani rengi neydi filan. Bir gün ben Şaban-ı Veli Hazretleri'nin oraya gittim. Hani Şaban-ı Veli Hazretleri'mi konuştu, ben de Şaban-ı Veli Hazretleri'ni konuşturdum. O an nasıl bir his oldu orasını bilmiyorum ama yoğun bir vecd ve böyle bir istirak hali içerisinde şöyle bir şey ise, sen bizim manevi evladımsın, artık sana vesvese yok gibi bir cümle, bir hikaye içine düştüm ben burada. O Şaban-ı Veli Hazretleri'nin orada hakikaten çok vesveselerim vardı 15 yıllar önce. Bir gün böyle yine bu benim elimde ya, sağlam duruyor ya bu hikaye, bu duruyor. Şeytan geldiği anda baktım böyle, Şaban-ı Veli'yi gösterdim dedim ben. Yaklaşma. Yani sinek sesi içerisine arı sesini koyduğunuz zaman sineklerin vızıltısı değişir. Dışarıdan çok kötü sesler geliyorsa, en azından evinizde güzel bir müzik eseri açtığınızda o sesi kırar. Şimdi bilinçaltımızda o kadar berbat hikayeler var ki ve yarım kalmış, tamamlanmamış hikayeler var. Anılar var. Ve buralardan besleniyoruz. Ve bunları serbest bıraktığımız zaman bunlar kendi kendine de yazmaya başlıyor. Bakın siz ne kadar güzel şeyler. Eyüp hocamız geldi, işte Yemek Cenk geldi, diğer hocalarımız falan. Evet, birazdan Eyüp hoca bize yine şahane bir tarif verecek. Yani hepsi ne yapıyor? Var olan sistemi dengelemeye yönelik. İşte bu kitabın amacı düşüncelerimizle, hayalimizle ve belli Kur'an'da mesela hikayeler var. O hikayelerin içine girebilir miyiz acaba? Empati kurabilir miyiz? Hani bugünlerde işte aile dizilimi yapılıyor, işte teyzeni çağırıyor, amcanı çağırıyor, enişte öyle dedi, bu dedi. Ya bir de bunun peygamberi var, ruhaniyatı var, suresi var. Yani aşağı takımla niye uğraşalım ki yani? İşin hakikati var. Fikirleri var, manası var, esmaları var. Ben de zaten not almışım hocam. Kitabın amacı bu. Evet, aynı kitapla orada, ilgili ben de öyle not almışım. Etkili hayal kurmayı, imajinasyonları ve doğru niyet etmeyi. En önemli.
doğru niyet etmeyi de evet. Yine... Mesela her gece insanlar Allah'ın nuru semavati vel arda ayeti içine girebilir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Zerrelerime kadar bu nüfuz ediyor. Ama Allah'a imanın zevkine varmak, marifetullah, yani tefekkür. Yani öyle bir güce ki inşallah demek çok önemli o açıdan. Ne yapıyorsunuz? Yani bütün o olasılıklar içerisinde en uygun olanını gözlemci etkisiyle, müdahale etmeden. Hani elektrona öyle bir bakıyorsun ki bakmıyormuş gibi baktığın için o tüm potansiyeliyle ya, kendini gösterir. Direkt mal gibi bakarsak elektron kapatıyor kendini. Evet. Hiç bakmazsak elektronu göremiyoruz. Nasıl bakacağız? Dalga parçacık modeli. Nasıl yapacağız o dalga parçacığın ara noktası ne yani? Ya dalgayı biliyoruz ya parçacığı biliyoruz. Ara nokta tevhid işte. İlim. İlim. Bilmek. Neyi bilmek? İşte o. Kendini bilmek. Yani o bildireni, bileni, göstereni, göreni ve onsuz olamayacağını idrak ettiğin anda zaten varlığın da ona bağlı olduğundan dolayı sen çık aradan kalır yaradan demeye gerek yok. Zaten öylesin. O var sadece. Ama birçok zanlar içerisindeyiz. Ha burada haşa biz tanrı filan değiliz. Kuluz. Günahlarımızın sorumluluğunu da alıyoruz. Ve bütün güzellikler ondan diyoruz. Hatalar bizden diyoruz. Böyle bir ayrım. Bu bizim gelişimimiz için. O açıdan hayal kuvvesi, o hayalimizi doğru makul ölçülerdeki akletmeyle, tasavvurlarla, taakkullerle eğer ki bir hizalandırabilirsek evimizi düzeltmek gibi yani eşyalar dağılmış sadece. Yani ben şöyle yapıyorum, benim kendi pratik çözümüm şu, o kişiyle bir sorunum var ya gidersin konuşursun helalleşirsin. Konuşamayacaksın, kopmuş ama kafada hala dönüyor. Hemen oraya Peygamber Aleyhisselam'ı üçüncü bir şahıs olarak o kişiyle arana. Bir Abdülkadir Geylani'yi. Şimdi burada diyelim ki biz kendi aramızda öyle sohbet yapıyoruz. Ama bir hazret olduğu zaman hemen kendimize çekilsen. Ya benim dedem de hacıydı biliyor musunuz falan. Babam da hacca gitmişti falan. Yani bilinçaltının. O hayal dünyasının içerisine siz güzel. Kutsal emanetleri koyarsanız, salavat ile, işte la havle ve la kuvvete illa billah, tılsımlı kelimelerle, o güzel anılarla bir şeyi koyabilirsek eğer ki rezonansı, onun algısı değişiyor. Sizin namazla ilgili de çok güzel bir imajinasyonunuz var. Hmm. Yani evet her zaman cemaatle kılmak mümkün olmuyor. Bazen ha, evdeyken evet, bile dersiniz. Evet, evet. Arkada imamların tabii, saf tabii, dizildiğini, tabii, önümüzde yani. Peygamber Efendimiz'i, onlarla birlikte... namaza durduğumuz düşünelim. Yani. Ben bunu ara ara yapıyorum hocam. Sayenizde edindim. İnşallah. Gerçekten bu imajinasyonlar gerçekten çok kıymetli. Ey Ali duanın içine hayali kat. Evet. Hayal kitapta. İnsanın unuttuğu belki de köreltiliyor özellikle. Bak hayret edemediğimiz için hayal kuramıyoruz. Bilim ha. açıklamasını yaptığı an sanki cevap vermiş gibi hissediyoruz. Hmm. Deccal'in çok sinsi bir oyunu. Yani siz bana bir soru soruyorsunuz. Ben öyle bir şey söylüyorum ki. Ha anladım. Anlamadın hayali ki. Hayali de alıyor elimizden. Tabii, anlamadın ki. Dikkatini sadece yani orayı gösterirken burayı gösterir. Hmm. Subliminal mesajların özelliği budur. Subliminal mesajlar size bir şeyi söylemez. Size bir şeyi söylettirir. O şeyi söylemeniz için ortam hazırlar. Ortam. Bilimin bugün... Sözde bilimin tabi haşa bilim tabii, tabii. ehil olan o bilim insanlarına ve gerçek tabii, bilime değil. Tabii. Temeli ateizm ve deizm, inkar amaçlı olan bilimin evet. yaptığı şu. Sana aslında bunların doğal şeyler olduğunu, hı-hı. bunların tesadüfi şeyler olduğunu, bunların tabiat... Ya canım bunda hı-hı. abartacak bir şey yok. Öyle Tanrı'ya falan gitme bu çok da önemli bir şey değil. Hı-hı. Bak burada yani Tanrı'ya gitme de... Nereye gidersen git. Konu bu. Bu dünyanın konusu bu. Yoksa, Tanrı'ya gitme de nereye gidersen tabii canım, git. Tabii canım bilime yoksa bir tabii. şey yoksa dediğimiz yok. Zaten bilim, matematik tabii. Allah'ın, ben çok severim o mukaddir sözü. Mukaddir esmaz. Evet. Yani matematik dediğimiz Allah'ın yasaları. Fizik hı. ise sanatı derler. Yani evet. tabii ki bazı kurallar, kaideler var. Bizim yaşamımızı kolaylaştıracak şeyler kesinlikle, aslında bunlar. Kesinlikle. Yoksa elma gökten de yağabilirdi bir yağmur gibi. Hı. Ama bizim bu dünyada bir... sisteme sebep evet evet sebep sonuç ilişkisi kafamızın karışmaması adına tabii ki belli kurallar güneş her gün doğuyor her gün batıyor. Bir şey söyledin sebep sonuç ilişkisi belki de bize sorulmuş en basit sorudur. En basit sorudur. Yani o kadar şefkatli ki yani kör bile bunu görebilir. Bundan bu çıkar mı mümkün mü? Çıkmaz. Demek ki bu onu
Yani bu sebep o sonucu vermiyorsa demek ki bunun faili bu sebep değil. Gizli bir özne var. Özneyi göremiyoruz. Ama bütün özneye dair olan bütün o alternatifleri ortadan kaldırırsak tabiat risalesinde üstadın anlattığı gibi kendi kendine oluyor, tesadüfen oluyor. İşte tabiat yapıyor. Bu üçünü ortadan kaldırırsak geriye tek bir şey kalıyor. Bilinç, yaratıcı, ilahi olan. Ve buraya getirmemek için sizi işte telkinlerle, subliminallerle su nedir dediğinizde su Allah'ın aziz ve hakim esmasının su gibi aziz ol deriz. Yani imkansızın imkan dairesine girmesi sonsuz bir serbestiyet ama bu sonsuz serbestiyetin içinde öyle bir dizilim hikmet var ki bu ancak yüksek bir kudretle olabilir. Su onun için rahmettir mesela. Ama bizim için su ne? Ya su dediğin olay... İçiyoruz işte falan. Yani su H2O'dur abi, bir reaksiyon oluyor orada. İşte su oluyor yani. Evet, evet. Niye bunu abartıyorsunuz ki bu evet, kadar? Ama bilim şu an bize diyor ki o evet H2O ama içtiğimiz su hiçbiri aynı su değil. Çünkü su geçtiği ortamın bilgilerini kodluyor. Suya günümüzde sıvı bilgisayar deniyor. Suyun bir hafızasından, duygusundan bahsediyoruz hocam. Suya güzel niyetler yolladığımız zaman molekül yapısı değişiyor. Yani dediğiniz gibi o sadece 2 hidrojen, 1 oksijen olmaktan çıkıyor. Kesinlikle. Ben çok özür dilerim. Tabii hocam. Ben evrende daha birçok gizemin olduğunu düşünmüyorum. Daha birçok bilinmezin olduğunu da düşünmüyorum. Her şey o kadar açık, net yaratılmış ki. Tek sahibi var. Evet. Ve o sahip bize bu kadar gizem göstermesinin sebebi ya artık gör işte daha. Gör yani. Evet. Varlık nedir? Hakikat gizemdir. Ve bu gizem, gayba iman etme, bu tamamıyla sana göre şekilleniyor. Bak kimisi çiçeğe bakıyor, onu görüyor. Kimisi mucizeye bakıyor, bu bir sihirdir diyor, bu bir büyüdür diyor, gerçek değildir diye biliyor. Nasıl bir imtihanın içindeyiz farkında mısın? Çok ilginç. Evet. Musa tüyler ürpertici, tüyler ürpertici. Musa Aleyhisselam'ın çok heyecanlı geldi. Ama çok çok evet. Keyifli. Hocam program aktı gitti. Öyle mi? Ben 3-5 dakika oldu zannettim. İkaz geldi halbuki. Süremizi doldurmuşuz. Eyvallah. Ama sevgili izleyenlere sözümüz olsun. Huzura davet, rızık bolluk için ve sağlıklı uyku için uygulamaları Kubilay Hocam'la bizim sohbetimiz bitmez. İnşallah tekrar davet edeceğim kendisini ve bu uygulamaları teorik değil pratik olarak göstermesini rica edeceğim. Hocam ayağınıza sağlık tekrar. Kubilay Hocam'ın birbirinden kıymetli kitapları var. Hepsine kefilim, tavsiye ederim. Hepsi birbirinden kıymetli. Okuyun ve programımız devam ediyor. Ayla Canlısu'nun sunduğu Burçak'la Mutfak'ta devam edecek. Ayla Canlısu'nun sunduğu Burçak'la Mutfak'ta devam ediyor. Programımız kaldığı yerden tüm enerjisiyle ve lezzetiyle devam ediyor. Yine çok kıymetli ve sevgili Eyüp Hocamız yanımızda, Doktor Fil Eyüp Yılmaz. Eyüp Hocam. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyiyiz biz de. Sevgili izleyenlerimize önden çok vakit kaybetmemek adına biraz bir şeyler yaptık hocam. Burnuma güzel güzel kokular geliyor. Ne yaptınız hocam? Bugün bize neler anlatacaksınız? Evet, bugün herkesin evinde her gün yapabileceği yine yeşil fasulye. Yeşil fasulyeyi çok severiz ancak hep yanlış pişiririz. Nasıl yanlış pişirmeyi başarıyoruz? Bu kadar değerli bir Akdeniz yöresinin en sevilen yemeklerinden yeşil fasulyeyi pişirirken zeytinyağlarımızı önce soğanla kavururuz. Öyle yapıyorum. İtiraf. Evet. Buna çözüm üretmek zorundayız. Çünkü bu zeytinyağı içerisinde çok ama değerli, çok değerli polifenoller var. Bu fenolik bileşiklerin yüksek ısıyla ilgili bir deformasyon olma durumu var. Bunu iyi biliyoruz. Bunu bildiğimiz halde soğuk pres zeytinyağlarını 2 kat bedel ödüyoruz. Eve aldığımız zeytinyağlar 18 derecede sıkım olup olmadığı konusunda ısrarcı oluyoruz. Ama kendimiz o yağı alıp soğanı kavuruyoruz. Soğanı bazen karamelize de ediyoruz. Ve o kavurma ve karamelizasyonla 18 derecede 40 derece 50 derece çıkmasın diye kıyamadığınız o zeytinyağını karamelizasyon esnasında 200-250 derecelere ellerinizde kendiniz yapıyorsunuz ve zeytinyağının en önemli olan ve zeytinyağını zeytinyağı yapan gerçek değerler deforme oluyor, kayboluyor ve besin değerlerini de yani yağ asitleri yapısı bile bozulabiliyor.
yüksek ısılarda. Yani faydalı bir gıdayı zararlı bir gıda haline mi dönüştürüyoruz hocam? Evet, bu sofrada akan hastalıkların bir sebebine dönüşmüş durumda. Toplumun bu konuda ciddi anlamda bir farkındalığa ihtiyacı var. Özellikle kitaplarında 18 hata kitabında. Evet, özellikle ben de vurgulamak istedim. Tam hatalardan bahsetmişken Eyüp Hocam'ın çok kıymetli bir kitabı var. 18 çok önemli hatadan bahsediyor. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Hatta kitaplardan bahsetmişken 7 adımda 40 yıllık beden temizliğini de göstermek istiyorum. Bu da yine çok kıymetli kitaplardan bir tanesi. Zaten hocamız doktor biliyorsunuz. Her zaman zaten söylüyoruz. Aile hekimi. Uzmanı. Tabii, mutfaktaki... Beslenerek iyileş, kalıcı kilo ver. İşte bu tam benlik. Özellikle bu. Kalıcı kilo verme noktasında hocam hiç bir standardım yok. Hep 5 kilo ver, al, ver, al şeklinde gidiyor. Sizinle bir gün bu konuyu da konuşalım. Konuşalım. Yani nehrin... Bu kitap üzerine özellikle bir gün ayrıca konuşalım hocam. Nehrin tersine gidiyorsunuz. Yoksunluklar yaşayarak kilo veriyorsunuz. Sonra da özleyerek merhaba diyorsunuz. Aynen öyle. Zaten herkesin yaptığı en sık hata. Bu da sizin maalesef yani yaşamınız boyunca sizin için bir sorun gibi görmeye devam edecek. Oysa bırakın akışını ve nehrin akışına gidin. Yani bir önceki programda hatırlarsanız yani pirinç yeme. Ne demek pirinç yeme ya? Yani bir hayat var ve insanın pirinçle ilgili bir duygusal bağı var. Yeme. Ay, seni şeker yükseltir. Yani böyle dediğimiz zaman beri pirinç yiyoruz. Irmağın tersine yürürsün. Doğru. O ırmağa da baş edemez, yorulursun, geri dönersin. O yüzden. Siz hep fitsiniz hocam. Pirincin nasıl yiyeceğini öğretmemiz lazım. Evet. Dolayısıyla hasretlik de yok. Yediğin sofrada da mutluluk zirvede olsun. Ve şimdi gel o seni mutlu edecek güzel yemekleri yapmaya evet, devam. Evet, şimdi o zaman hocam. Şimdi buradaki mantı... Ne var burada? Şimdi soğanı koyduk ama zeytinyağı koymadık şimdi mı bu aşamada? Şimdi ben bir aynı zamanda kimya fakültesi okumuş hekimim. Evet. Burada bilmeniz gereken bir detay var. Soğan, biber. Bunlar yüksek değerli antioksidanlar içeriyor. Bu değerli antioksidanların çözünümünü sağlayan yağdır. Hı. Yani yağ olmadan bunu çözemezsiniz. Hı. Çünkü yağda çözünen vitaminlere sahiptir. O zaman benim bir yağı da kullanmam gerekiyor. Bu bahsettiğim antioksidanların çözebilmesi için. Ama ısıyla da deformade etmemem gerekiyor. Burada bir çıkmaz sokağa girmeyelim değil mi? Girmeyelim. O zaman yapmam gereken şey şu anda küçük bir dokunuş. Su koydum. Anladım. Suyun içinde şimdi hafifçe haşlıyorum değil mi? Ha. Şimdi ben bu anda... Zeytinyağımı koyduğumda bunun ulaşabileceği maksimum ısı kaç olur? En fazla kaynama derecesi olur. Kaynama derecesi olur. İşte kimyanın verdiği bilgi budur. Doğru. Yani karamelizasyon olmayacak ve ben sadece ihtiyacım olan kadarını şimdi koydum. Buradaki yaptığım şey zeytinyağına ait çok kıymetli fenolik bileşiklerden yine bir miktar feragat ettim. Ettim. Bu yüzden hangi yağı tercih ettik? Yani zeytinyağının komini birazcık bu sıcak lezzetler hocam. Sıcak lezzetler hazırlamış olanı tercih etmişiz. Tamam. İnsan fizyolojisinde bir kural vardır. Eğer ben aynı anda çok kıymetli bir zeytinyağı aldım, bir de kıymetsiz bir zeytinyağı aldım. İkisini de yan yana yedim. Vücut çok kıymetli olan zeytinyağını alır, hücrenin üretiminde istihdam eder. O kıymetsiz olanı, deforme olanı da alır. Mitokondriyal sistemi enerjiye çevirir. Kömür gibi kullanılır. Yani ben şu anda niyet ettiğim şey ne oldu? Bunu aslında fizyolojimin bir enerji kaynağı gibi kabul ettiğim bir yağ oldu bu. Hocam çok kıymetli bilgiler bunlar. Yani biz bütün şeyleri, genel kabulleri sarstık şu an. Yani biz bütün yemeklerin başlangıcında yağda soğanı kavururuz. Daha şu kadarını da söyleyeyim. Ben zeytinyağlı yemek denince yemeğin zeytinyağlı olması... Onun tereyağı kullanımına engel değildir. Evet, siz ben, kuyruk yağı bile. Kuyruk yağı bile, tereyağı bile kullanabilir. Hadi kuyruk yağı için toplum henüz hazır değil. Hazır değil. O kadar da şaşırtmayın. Ama şunu iyi biliyorum. Kesinlikle tereyağını ben bunu önden hafifçe su ekleyerek, bakın su eklemezsem yanar. Yanar. Su ekleyerek tereyağı içerisinde de bu işlemi yapabilirdim ve burada amacım
Bu değerli bitkilerin içinde bulunan antioksidanları yağda çözünebilir yapmak. Isı bunu güçlendirir. Peki hocam, ben sabahları mıhlama yaparken de ya da bir tereyağında göz yumurta yaparken de o yağ çok hafif böyle bir esmerleştiririm. Çok hafif böyle bir sarartırım. O zaman bu yanlış. Yani daha lezzetli oluyor. Yani şöyle, yakmıyorsan, dibi tutmuyorsa bunu bir sorun yaşamasın. Tamam. Yani... Eminim yapanlar vardır. Onu da söylemiş olalım. Biraz kekikle kullanıyorum bu arada. Tamam. Ha, siz zeytinyağlı fasulye yaparken şu an tenceremizde doğranmış domatesimiz, soğanımız, kekik, evet, tuz, karabiber bir şekilde haşlanıyor. Ben şimdi önden domateslerim, özellikle Doko Organik'in çok lezzetli domatesleri var. Evet. O domatesleri bu fasulyede kullandığınız zaman lezzeti katlayarak büyütürsünüz arkadaşlar. Evet, organik ürünler kullanıyoruz şu an. Doko Organik'in lezzetli ürünlerini kullanıyoruz. Peki Eyüp Hocam, hep organik kullanmak şart mı? Yani biz organik ürünleri her zaman bulamayabiliyoruz. Organik ürün hakkında ne demek istersiniz? Tabii ki çok daha lezzetli oluyor ama. Şimdi ben organik konusunda şöyle düşünüyorum. Pestisit kullanımı toplumda çok ciddi bir sağlık sorununa dönüşüyor. Koruma refleksleri, yani çiftçinin kendi koruma refleksi bazen agresif ilaç kullanımına sebebiyet veriyor. Bu nedenlerden dolayı ben olabildikçe kişilerin daha temiz tarımı bulmalarını tercih ederdim. Ancak organik sertifikası almanın yüksek maliyetleri ve bunun takibiyle ilgili süreçler son derece yıpratıcı durumda. Yani çiftçiyi yıpratıyor. Doğru. Ben bu gerçeği gördükten sonra çiftçilerin organik tarım yapmalarındansa daha temiz tarıma yönlendirilmelerini ve organik tarım sertifikasının bizim şu an için sürdürülebilir bir çözüm olmadığını gördüm. Bu nedenle tercihlerim büyük çoğunluğu özellikle baklagillerde, tahılgillerde böyle organik tarım yerine ithal edilmemiş olması, radyasyon görmemiş olması referansları benim için şu anda yeterli. Temiz tarımdan kastınız bu. Evet. Ama bunun yanında imkan dahilinde olursam bir üreticiye ulaşmak, üreticinin tarlalarının böyle yok kenarında olup olmadığından emin olmak, ilaç kullanımının olup olmadığından emin olmak, bunları sorgulamak isterim. Ve bunları olabildikçe sorgularım, ancak bunu bir takıntı haline getirmem. Çünkü bedenimin bu toksik yüklerinden nasıl kurtulabileceğiyle ilgili onlarca çözüm önerisi var. Onlarca çözümü biliyor olmak beni rahatlatıyor. Diyeceksin ki hocam nedir bu çözümler? Yani bir önceki programda pirinç pilavı pişirmiştik. Düşünün ki o pirinç pilavı arsenik olsun. Ben ona bir zeolit döktüğüm zaman, bir aktif zeoliti döktüğüm zaman 15-20 dakika içerisinde İçeriğindeki neredeyse arseniğin %99'unu tutar. Bununla ilgili bir laboratuvar çalışması yaparak konuyu kamuoyuna kanıtlayacak şekilde belgelemek de istiyorum. Yani çok bunun gerçekçi. Yapalım burada hocam. Bunun yani sen daha olabilir, burada da yapılabilir o da. Yani faydalı olmak adına. O testi burada da yapabiliriz, dediğin doğru. Yani biz yapacağımız şey insanların daha yoğun bir şekilde çözümleri bulabilmeleri kolaylaştırmak. Yoksa yani organik ifadesi bugün dürüstçe söyleyelim. Yani toplumun %1'inin ulaşabileceği durumda. %1'inin ulaşabileceği bir şey. Evet. O zaman biz şu anda kime konuşuyoruz? Yani bütçen varsa bizi izle mi demek istiyoruz? Bütçen yoksa bizi izleme mi demek istiyoruz? O yüzden dedim hani organik ürünlere ulaşmak zor. Evet, bugün Doko Organik'in bize sponsorluğundan da teşekkür ediyoruz. Onların bu sponsorluğu sayesinde bu bilgiler bizim izleyicilere ulaşıyor olması, ancak bizim de hekimlik sanatının ve hekimlik mesleğini icra ederken ki gerçekliğimizi ve doğruluğumuzu en derin şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Evet, gerçek anlamda ben organik sertifikasını aradığım en önemli nokta şudur. Yeşilliklerdir. Yani yeşillikleri eğer bir maydanozumu, bir rokamı, bir teremi onun temiz bir şekilde üretilmediği konusunda kafamda bir soru işareti olduğunda dürüst olayım yiyemiyorum.
ne kadar çok ilacı kullanılıyor olduğunu bilmek beni huzursuz ediyor. Bu bağlayıcılık organik bağımı kuruyor. Yani organik ürün alma ihtiyacını hissettiriyor. Ancak şunu da biliyoruz. Evinde bir iyonizeri olan, bir pH değeri 9,5-10,5 aralığında su üreten cihazı olanlar için pestisitleri temizleyebilme seçeneğinin olduğunu bilmelerini isterim. Yani karbonatlı su da bu konuda çok övülse de karbonatın kimya olarak pH'i 8,8'i aşmaz. 8,8 bir pestisiti çözmeye yeter mi sorusu bence çözemez. En az 9 mu olması gerekiyor? 9 da çözmüyor. 9,5 da çözmüyor neredeyse. 10,5-11,5 arasında çözüyor. O güçteki bir çözücüye ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla yani şunu da bilinmesini istiyorum. Son bir katkı olsun. İnsan fizyolojisi atıkları temizleme konusunda profesyonelleşmiş bir fizyolojidir. Yani ben yanlış bir şey yedim. Eyvah, mahveder, ne bir şey yok. Olmaz da. Yani insan fizyolojisinin bu zenginliğinin varlığını beni son derece güvende tutuyor. Yani ben arsenikli bir pirinç yedim de kıyamet kopmaz. Hı hı. Benim renal sistem yeterince su içiyorsan, hele hele içtiğiniz suyun çözücü gücü yüksekse arsenik de atar. Hı. Ben civalı bir ürün, işte aşılanmalardan gelen civa yükleri. Yani bununla ilgili eli kolu bağlı, perişan, bittik, öldük değil. Al zeoliti iç, aktif zeolitin kullanımıyla yavaş 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 onu bağlar atar. Hocam bir gün o şeyi de konuşalım, zeolitü de konuşalım bir programımızda. Önemini hatta toplumun kullanalım. Kafasını rahatlatacak her konu konuşabiliriz. Yani evet. Gerçek anlamda insanların huzurlu hissedebilmeleri için bu detayları bilmeye ihtiyaçları var. Evet, evet hocam. O pişerken isterseniz son kalan bir 5-6 dakikamızda da gerçi bu kitapların her biri için ayrıca yine üzerinde duracağız, konuşacağız ama şu beslenerek iyileş, kalıcı kilo ver de hocam sormak istediğim birkaç tane soru var size. Evet, biraz önce söylediğim gibi işte ben dediğiniz gibi bazı ürünleri kısıtlayarak, işte hamur işinden uzak durarak, karbonhidrattan uzak durarak, şekerden uzak durarak bir iki ay kadar kendimi çok zorluyorum. Sonra dediğiniz gibi o ürünlere saldırıyorum. Verdiğim kilonun tamamını alıyorum. Bu noktada da siz hiç yasakçı bir hoca değilsiniz. O yüzden sürdürülebilir sizin teknikleriniz. Ne demek istersiniz hocam bunlarla alakalı? Şimdi bir kere kilo verme konusunda eğer kafanda soru işaretleri varsa, benim özellikle YouTube'da bir videom var. 20 dakikada 20 kilo ver. Bunu dışarıdan izlediğiniz zaman gördüğünüz şey zannedersiniz, bir şarlatan videosu. Halbuki tamamen insan fizyolojisini anlatır. Yani insan açlığın ne anlama geldiğini öğrenir orada. Yemek yedik. 4 saat sonra kendi aç hisseden bir insanın açlığının aslında bir mide boşaltımı olduğunu anlar. Bazen susuzluk bile açlık olarak algılanıyor değil mi hocam? Susuzluğun açlık olarak algılandığı gerçeği var. Yani İnsan fizyolojisini doğru tanımakla ilgili bizim yanılsamamız var. Yani biz orada yanıldık. Yani insan fizyolojisini doğru düzgün bir kere öğrenmediğimizden açlığı tanımlamakta bir sorun yaşıyoruz. Bir, midenin boşaltılması. İki, bağırsağın boşaltılması. Üç, karaciğer depolarının boşaltılması. Dört, yağ depolarına ulaşılması. Bu dört tane merhaleyi aşmadan senin yağları kullanabilme şansın yok. Yani bir şirket gibi düşün. Yani şirketin gayrimenkul zenginliği vardı. Ben göbek yağlarına gayrimenkul zenginliği diyorum. Çok iyi. Şimdi gayrimenkul zenginliğiniz var. Gayrimenkul zenginliğini ne zaman şirkette devreye sokardınız? Hemen değil. Gayrimenkul zenginliği şirketin ciddi anlamda bir finans sorunu yaşadığında akla gelir. Şimdi bedeninden yağ gibi rezervlerini alıp devreye sokabilmesi için böyle bir enerji yoksunluğu yaşaması lazım. Ben enerji yoksunluğunu yönetmem lazım. Vücudun yediklerinizin bir kere enerjisel alanda tüketilmesi, karaciğerde depolananın da tüketilmesi, karaciğer kaslardaki glikojen depolanan tüketilmesi ardından kaldı. Şimdi yağlar ve kaslar. Kasları mı yakayım, yağı mı yakayım sürecini yönetmek bir hekimlik sanatıdır işte. Yani bir beslenme sanatı orada ortaya çıkıyor. Eğer kaslara senin şu anda
asla kullanılmanı müsaade etmiyorum emrini veremezseniz vücut kolaylıkla kasları kullanır. Çünkü kaslar kullanılma çok daha meyillidir. Kas kaybı da bizim istemediğimiz bir durum. İstemediğiniz bir durum. Bir de kas kaybı yapmanın çok böyle cazip bir tarafı var. Siz kas kaybıyla kilo verdiğinizde, 4 kilo verdiğinizde yağ kaybıyla vereceğiniz 1 kiloya karşılık gelir. Evet. Dolayısıyla 4'e 1. Yani bir adam kastan verdiğinde çok hızlı kilo verir. Ve yüzü rengi pat diye değişir. Biliyor musunuz? Onun böyle, yüzü çöker. Yani kimse anlamaz onu ilk zamanlarda. Çok iyi gidiyorsun falan motive ederler. Evet. Halbuki ciddi anlamda kas yıkılımı, kas yıkılımının atık yükü nedir peki? Üre, ürik asit ve amonyaktır. Bunlar da böbrekleri yorar. Bunlar da böbreği yorar, karaciğeri yorar, karaciğer zehirlenmesi, toksitesi yaşatır. Yaşatır ama herkes yaşamaz, herkes hissetmez, herkes farkında olmaz. Farkında olmamanız sizin bu sorunu yaşamadığınız anlamına da gelmez. Nitekim çok böyle uzun soluklu açlık yapan insanların yaşadığı en büyük problemlerden birisi karaciğer toksitesidir. Ve ancak ciddi boyutlara geldiğinde görülür bu. Dolayısıyla biz insanlara deriz ki bir kere açlığı doğru tanımlayın. İkinci söylememiz gereken şey kesinlikle bedenin dilini hissedin. Beden dilini yaşayın. O sizden ne istiyor sorusunun cevabını bulun. Yani ben ekmek yemeyerek ben kilo vermeye başlasam bu ekmeğin oluşturacağı hasretlik yükünü ben neyle karşılayacağım? Nasıl cevap vereceğim? Sonra döneceksiniz yanlış ekmeği inanılmaz bir kokusuna hasret kaldınız. O ekmek artık ekmek olmadı ki artık o bir pasta. Yani bu tuzağa kendinizi düşürmeden bir metot geliştirmelisiniz. Çok yani kilo konusunda şu kadarını söyleyeyim ki buraya sığacak bir konu değil. Tabii tabii hocam geçse, daha bunlar üzerine çok konuşacağız inşallah. 4-5 saatte bizim anlatmaya çalıştığımız bir konu. Tabii. Ama şunu iyice söylüyorum. Şu anda dünyadaki kilo konusundaki bizlere, algılarımıza sunulan bilginin %92 başarısızlığı var. Doğru. Bu %92 başarısızlığı olan bir sistemin bize dayatılıyor olmasına da benim itirazım var. Evet, ayrıca trajik bir durum. Hocam yemeğimiz pişiyor. Olmak üzere kısa bir araya gidelim. Ondan sonra yemeğimizi servis ederek programımızı noktalayalım. Peki. Birazdan karşınızdayız. Ayla Canlısu'nun sunduğu Burçak'la Mutfak'ta devam edecek. Ayla Canlısu'nun sunduğu Burçak'la Mutfak'ta devam ediyor. Evet Eyüp Hocam, yemeğimiz pişti sanıyorum. Evet. Şahane kokular da burnuma geliyor. Tabii bir besin hakkını verilmişse doğru beslenmiş bir besin. Lezzet anlamında sizin pazarda aldığınız normal bir besin gibi olmuyor. Çok daha lezzetli olduğu gerçek. O kokunun hakikati ondan. Evet gerçekten. Yani acayip güzel kokular geldi. Ben brokoli çoğu zaman çocukların sevmediğine şahitlik ederim. Ama iyi yetiştirilmiş bir brokoli, böyle bahsettiğim doku organikten gelen o brokolinin çocuk tarafından nasıl iştahla yendiğini gördüğümde şaşırmıştım. Gerçekten ciddi bir fark var. Evet. Takdir etmek lazım. Evet. Tamam, az bulunuyor. Ulaşılması belki zor ama farkınızı ortaya koyuyor. Yani bu bilgiyi paylaşıyoruz ki normal bir üretici de yani insanın ne aradığını bilsin. İnsan beden sarayının neye layık olabileceğini fark etsin. O brokoli bu brokoli değil yani. Haksızlık etmeyelim. Evet doğru söylüyorsunuz ki keza geçen haftalarda da yine çok güzel bir makarna pişirmiştik. Evet burada. Ne güzel değil. Evet yani işte en güzel en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Mutfağımıza da hep güzel kaliteli ürünler yani, alıyoruz. O Bela Turkan'ın makarnasının o lezzeti, kıvamı, görüntüsü. Evet yani, hiç yapışmamıştı tek tek. Lezzetli, evet. Lifi, bağırsağı olan dostluğu. Evet, evet, evet. Hocam ben geldik en sevdiğim kısma. Evet. Ben en çok burayı seviyorum. Tadım kısmına. Şöyle sevgili izleyenlere de tabağımıza servis ederek yemeğimizi gösterelim. Hmm. Önce şöyle bir karıştıralım. Aslında bu yemeği biraz beklemek gerekir. Yani bir demlememiz lazım. Ancak programın akışı gereği şimdi mecburen bunu
Evet, boşaltıyor olacaksınız. Evet. Hı-hı, ben yardımcı olayım size. Tamam, ben şöyle bir tabi bozatayım. Öyle mi yapalım? Şöyle mi yapalım? Kaşıkla da yapabiliriz ya da ben şöyle. Evet. Şahane bir... Şimdi bir... kokusu yakın, var. Evet, yakın görüntüsünü almak kadar bir de tadına da lütfen bakın. Suyu bile ne kadar lezzetli olduğunu ele evet. veriyor. Gerçekten. Görüyor musunuz? Altın sarısı çok güzel bir suyu var yemeğimizin. Şimdi kıvamını var. Yani ekmek banmak istedim hocam. Bir dahaki programı bir de ekmek getirelim. Evet, valla evet. şöyle. Evet, banalım. Bir siyez ekmeği getirelim buraya. Evet. Ya sıcak olalım. Hocam ne güzel elinizden her iş geliyor. Yani bir yandan doktorluk mesleği. Bir yandan sağlıklı beslenme ve aynı zamanda sağlıklı beslenme teorik olarak değil, pratikte de hayatınıza uygulamış olmanız. Her bölümü yediriyorsunuz hocam, bizi karnımızı doyuruyorsunuz. Elinize sağlık. Şifa olsun. Ama... Hem çok çok güzel pişmiş, hem çok lezzetli. Baharatı, acısı, tuzu inanılmaz. Ve ben zeytinyağlı fasulyemde kapya biber ve yeşil biber kullanmıyordum. Bundan sonra kullanacağım. Çok yani güzel olmuş. Onlarca çeşitini yapabilirsiniz Burçak Hanım. Yani burada ben normalde suyla haşlamıştım değil mi? Evet. Kuzu kemiğinin suyu olabilirdi bu. O zaman bu yağ konusunda da çok problem yaşadım. Çünkü kuzu kemiğinin yağı da var ya. O yağ zaten fenolik bileşikleri, antioksidanları çözer. Ekstra bir yağ ihtiyacını da ortadan kaldırırdı. Lezzeti de muazzam artırırdı o. Sonra böyle bile mükemmel. Evet. Çünkü böyle bir kuzu kıyması da kullanabilirdin. Çok minik. Yani eser miktarı. Evet, adı zeytinyağlı yemek diye ben kuzu kıymasına zeytinyağı koymuyorum derim, koyuyorum. Yani koyarım. Lezzeti artırırım. Çünkü benim nihayetinde amacım bir beden sarayındaki iştahı yüksek tutabilmektir. İştahın yüksek tutulması, hani bazı insanlar bilirsiniz ya işte benim hiç yemek iştahım yok yani ben böyle ölmemek için yerim falan dediklerinde çok üzülür. Yani bu bir patolojidir derim. Bir insan yemekten lezzet almaması. Yemek gibi bir an, yemek gibi bir lezzeti bile kaybetmişse o hayatta kaybedeceği en büyük sermayesini kaybetmiş gibi görürüm onu. Yani bu adam kaybedici başka bir şey kalmamış yani. Ben çok keyif alırım yemek yemekten. Yapmaktan da keyif alırım. Ve sizin şu beden sarayı benzetmenize bayılıyorum. Ve bu cümleden sonra daha çok dikkat eder oldum. Ben arada vücuduma çok zararlı olan şeyleri de tüketiyordum. Tüketmiyor muydum? Tüketiyordum. Evet, belki cips yemiyor muydum? Yiyordum ama sizin o beden sarayı vurgunuzdan sonra gerçekten bedenimin kıymetini daha çok anlamaya ve o tarz zararlı gıdalardan olabildiğince uzak durmaya başladım. Çok güzel beden sarayı. Hocam ellerinize sağlık. Bir programın daha sonuna geldik. Bunu bir ekmek baldırıp tadına baktıramadım. Çok üzüldüm. Ama hak ediyor bunu. Bu hak ediyor. Evet. Bir başka yemekte hocam, bir başka tarifte ben ekmeği hazırda bulunduracağım ve banacağım. Önümüzdeki haftalarda evet, bunu yapalım. Bunu bir dahaki programı planlayalım. Evet. Evet. Evet sevgili izleyenler, Burçak'la Mutfakta'dan bugünlük bu kadar. Eyüp hocam ellerinize sağlık. Aynı gün ve saatte bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ayla Canlısu Burçak'la Mutfakta'yı sundu.